Merhaba arkadaşlar. Havalar ısındı, artık uçuş sezonu başladı. Ben de her sezon başlangıcında yelken kanadımın harnesin ve yedek paraşütün bakımlarını yapıyorum. Şimdi bu videoda sizle birlikte yedek paraşütün bakımını yapacağız. Havalandıracağız, tekrar katlayacağız, harnese yerleştireceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Kanalımı yeni keşfedenler için hızlıca bahsedeyim arkadaşlar. Ben yelken kanat pilotuyum. Böyle dağdan tepeden koşarak uçuyoruz, göklerde geziyoruz. Çok acayip maceralar oluyor. Diğer videoları da beklerim. Şimdi yedek paraşüt katlama videosuna dönüyoruz. Bu benim harnesim arkadaşlar. Koza da denebilir. Şimdi bu harnesin burasında yedek paraşüt var. Normalde şuralardan bağlanıyoruz ve bizi düzgün bir şekilde sarmalayarak güvenli bir şekilde uçuş yapmamızı sağlıyor. Bu kısımda da yedek paraşütün loop'u var. Şimdi burada gördüğünüz gibi iki tane pin var. Bir burada, bir de burada. Şimdi bu loop'u çektiğim zaman bu pinler yerinden çıkıyor ve şurayı açılabilir hale getiriyor. Bu açıldıktan sonra paraşütü az sonra göreceksiniz. Çekip elime alacağım ve fırlattığım zaman da paraşüt açılmış olacak. Yeni videolar gelecek. Abone olmayı unutmayın. Şöyle diğer tarafını göstereyim. Yedek paraşütün bağlantısı buradan geliyor. Şu şekilde askı kolonuna doğru buradan bağlanıyor. Burası karabina. Bununla kanada bağlanıyoruz. Bu yaklaşık 3,5 ton yüke dayanabilen bir kanca. İşte bu şekilde kanada bağlanıyoruz. Burada yedek paraşüt ve askı kolonu var. Bu şekilde harnese bağlanıyor. Harnesi de böyle gördüğünüz gibi. Bu cırt askı kolonuyla yedek paraşütün kolonunu bir arada tutmaya yarıyor. Bu kanada bağlı olduğumuz kolon. Bu da yedek paraşüt. Şimdi yedek paraşütü yerinden çıkaralım. Yedek paraşüt burada. Ben bunu buradan çekip çıkarıp fırlatacağım. Paraşütü aldım. Götürüp rüzgarda bir havalandıracağız. Güzelce bir kontrol edeceğiz. Ondan sonra tekrar paketleyeceğiz. Asfaltın üstü tozluymuş, buna dikkat etmedim. Paraşütün üstüne bir sürü toz yapıştı. Şimdi bunu temizlemeye çalışıyorum. Statik elektrikten dolayı bayağı toz tuttu. Birkaç kez böyle bezle silmem gerekti. Paraşütü dışarıda rüzgarda havalandıktan sonra eve getirdim. Biraz toz olmuş, onu temizledim. Daha sonra da bu şekilde bir süre havalanması için, hani bir süre açık kalması için böyle birkaç noktasından astım. Bir taraftan da kontrol edeceğim işte tozu, pisi iyice gitsin diye. Normalde aslında kirli değildi, tertemizdi ama ben dışarıda yerde sürükleyince biraz kirlenmiş. Böyle bir süre kalacak, havalanacak. Ondan sonra katlayacağız, paketleyeceğiz, harnese koyacağız. Paraşütü böyle uçtaki looplardan bağladım. Bir yere sabitledim. Diğer tarafı da öbür kanepeye sabitledim. Şimdi şu hücreleri tek tek ayıracağım. Ve düzgün bir şekilde katlayacağım. Ve yavaş yavaş paketleyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi paraşütü sellerine ayırdım. 9 tane solda, 9 tane sağda olacak şekilde güzelce katladım. Şimdi bu kısmı ortalayacağım ve paraşütü yine 4'e katlayıp ileriden bu tarafa gelecek şekilde paketlenebilir hale getireceğim. Şöyle alıyoruz. Ördük. Şöyle kıvıralım alta doğru. Şimdi bunu ortadan bu tarafa katlıyoruz şimdi. Anladın mı? Tamam.
Bu paraşütün içinde bulunacağı çanta, buna navlaka deniyor. Bu loop, işte bizim yedeği atarken kullandığımız loop bu loop. Bunu çekip çıkarmış oluyoruz. Paraşütü ileriden buraya doğru katlaya katlaya getireceğiz. Daha doğrusu buradan itibaren S çize çize getireceğiz. Bunun içerisine yerleştireceğiz. Ondan sonra ipini de katlayacağız ve paketlenebilir hale gelecek. Ne kadar falan. Şöyle. Okey. Böyle yapalım. Güzel. Bu şekilde böyle yapalım. Bir tane. Bu şekilde tabii. Bu şekilde ipleri de paket lastikleriyle tutturup paraşütün üstüne dizdim. Şimdi bunu paketleyip kapatıp harnesin içine yerleştireceğim. Fakat harnesin buradaki alanı biraz uzun, ince bir alan. O yüzden bu paraşütü biraz yassılaştırmam lazım. Paraşütü bu şekilde paketlememizin bir sebebi var. Şöyle göstereyim. Şimdi bu ip, buradaki paraşütün kendi ipleri tek büyük bir kolona bağlanıyor. Bu kolon da bu şekilde uzunca bir şekilde yelken kanadın askı kolonuna bağlanıyor. Biz bunu elimize aldığımızda gördüğünüz gibi hemen açılmıyor arkadaşlar. Bunu fırlatmamız gerekiyor. Fırlattıktan sonra buradan böyle çekilerek açılmış olacak ve paraşüt serbest kalacak. Elimizde paraşütün açılmasını istemiyoruz. Bunun sebebi ise fırlattıktan sonra, kanadın alanından çıktıktan sonra paraşütün açılması gerekiyor. Başka herhangi bir şey dolaşmaması gerekiyor. O yüzden iplerin son kısmı böyle bir emniyet kilidi gibi bir görev görüyor. Burada bir çekme kuvveti oluştuktan sonra paraşüt serbest kalıyor. Şimdi harnesin içine yerleştirelim. Şimdi evet, bu şekilde yedek paraşütümüzü harnese yerleştirmiş olduk. Loop'unu da böyle sabitledik. Artık uçuşa hazır. Evet, yedek paraşütün bakımı bitti ama ben de bittim. Bayağı yoruldum. Uçuşa hazırız. Bir sonraki videoyu şuradan izleyebilirsiniz. Abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.